Merhaba canlar, ruh dostlarım, Mukaddes Pekinbaş Dil ben. Hoş geldiniz, güzel akşamlarınız olsun. Evet, bu akşamki normal saatimizde canlı yayın konuğumuz sevgili Profesör Doktor Gazi Özdemir. Evet, Gazi hocamızla bugün bilgileri saklanan ayetlerin ikinci bölümünü konuşuyor ve bitiriyor olacağız bu bölümü. Yaklaşık bir ay önce Mukaddes Pekinbaş Dil kanalında yaptığımız yayının Bilgileri Saklanan Ayetler yayınının ikinci bölümünü alacağız şimdi sevgili hocamızla. Sonuna kadar dinleyin sevgili canlar. Yine bir süre sonra kapatıp yorumları, bir süre sonra sizin sorularınızı da illaki alıyor olacağım. Sevgili hocamız geldiyse hemen bir bağlayayım sevgili canlarım. Hocam gelmemiş henüz. Evet, hocamızı bekleyelim. Hoş geldiniz hepiniz sevgili canlarım. Hocam gelmedi değil mi? Evet, hocamız hazır ama hazırım diye mesaj yazdı. Acaba Mukaddes Pekinbaş Dil kanalında mı bekliyordur bizi? Hocam geldiniz mi? Evet sevgili canlar, ne oldu, yayın mı dondu? Bir donma yok değil mi? Hocam neredesiniz? Görünüyor ama bir davet göndereyim şimdi, beni görüyor mu acaba? Başörtüsü. Hocam hoş geldiniz. Merhabalar. Ben hoş normal geldiniz. Instagram'a girdim önce. Can hocam, ben de şimdi öbür telefondan arayacaktım. Bu numarayı bilmiyorsunuz siz. Acaba dedim hocam öbür sayfaya mı gitti? Bugün bu sayfada yapıyoruz diye size. Ben ona ayrı bir sayfa olduğunu şey etmedim ben. Hiç konuşmadım konuyu da. Sağ olsun eşim ayarladı, Nazan Hanım ayarladı. Ay Nazan Hanım'a çok selamlar. Can sağ olsun. Çok teşekkür ediyoruz. Ama ben telefonla arardım şimdi sizi. Olsun sevgili hocam, sizi gördüğümüzde çok sevindik. Çünkü özledik bir aydan fazladır. Yani Şubat'ta 28 çekince böyle 3 günlük bir eksiklik oldu. Böyle üst üste bugün Çağrı Dörter hocayla yaptık şimdi sizinle. Allah'tan son 22 yayınlarında daha rahat oluyoruz. Bir yere yetişmeye çalışmıyoruz. O yüzden daha rahatım. Evet, bilgileri saklanan ayetlerin birinci bölümünü yapmıştık. Bugün inşallah ikinci bölümünü yapacağız. Çünkü bir bölümde bitirememiştik. Bilgileri evet. Saklanan ayetleri sevgili hocam. Hoş geldiniz tekrar. Ben sözü size bırakıyorum sevgili hocam. Ben de merakla bekliyorum gerçekten. Siz iyisiniz. Evet, çok şükür. Moral çok şükür, iyiyiz. Bu hengamede moraliniz iyi inşallah diyelim. Hocam çok şükür. Moralimizi bozacak bir şey yok. Yaşam böyle bir şey. Yani çok, her şeyiyle çok güzel. Her şeyden bir ders alıyoruz. Her saniye bir tekamülde bir şey öğreniyoruz değil mi hocam? Aynen. Onun için moral bozukluğu yok. Tabii ki bozuyoruz. Bizler insan olduğumuz için illaki düşüyoruz, illaki kalkıyoruz. Moralimizi bozuyoruz. Ama her şeyde bir hayır tohumunu gördüğümüzde sakinleşiyoruz hocam. Ben her işte bir hikmet var diyorum. Evet. Yani değil de hikmet var diyorum. Çünkü bunun hayır bazen hikmettir. Şer de bazen hikmettir çünkü. O dualite prensibi gereği. Çünkü dünyamızın ve evrenin yaratılışındaki temel prensip dualite prensibi, ikilemli prensip. Onun için her görüş mutlaka olumlu karşılanacak taraf olacak, bir de olumsuz karşılayacak taraf olacak. Ancak olumsuz karşılayan tarafın haddini bilecek şekilde eleştiri yapması gerekiyor. Yani bilgiye dayalı eleştiri yapması gerekiyor. Hakarete vardırmadan eleştiri yapması gerekiyor. İftira etmeden eleştiri yapması gerekiyor. Bu da söylediğim şartlarla yapılan eleştiriler kişinin olgunluk eleştirisidir. Yoksa
O yaptığı iftiralar veya haksız eleştiriler bir beddua grubuna giriyor. Haksız Wow. yapılan beddua ise, ya bedduayı yapan, haksız yapan, bedduayı yapan kişiye katlamalı olarak tekrar kendisine dönüyor çünkü. Onun bilincinde değil insanlarımız. Onun için de daima olumlu bilgiye dayalı ve faydalı eleştiri yapmak çok çok önemli. Ve Onun için... eleştirideki nezaket sınırları da çok önemli. Yani insan eleştirirken de nezaketini koruması gerekir, değil mi hocam? Eskilerin Zarifliğini koruması lazım. deyimiyle edepli olması lazım. Edep. Edep her şeyi kuşatıyor. Her şeyi içine alıyor. Geniş bir ifade çünkü. Evet. Şimdi biz geçen toplantımızda önce konuşmaya başlamadan önce üzüntümü belirteceğim tabii. Şu andaki dünyanın karışıklığı konusu. Ve bu savaş meselesi çok korkunç bir şey. Şeylere bakıyoruz. Şehirlerin görüntüsüne bakıyoruz. Şehirler ıssız. İnsanlar yollarda perişan. Çocuklarıyla, yaşlılarıyla, gençleriyle, hastalarıyla ve perişan durumdalar. Neden insanlar birbirlerini bu hale getiriyorlar? İşte uyanma dediğimiz insanlarımızın uyanması, gerçekler konusunda uyanması. Dünyada yaşamanın neden olduğu, niye yaşadığımızın bilincine varılması herhalde ileriki yıllarda bizim bu lüzumsuz gerçek dışı insanları üzen durumlardan bizi uzaklaştıracak inşallah diye bekliyoruz. Aydınlanma bunu sağlayacak. İşte sizin de yaptığınız hizmet de zaten bu aydınlanmaya hizmettir. Barışa hizmettir. Kardeşliğe hizmettir. Birlik bilincine hizmettir. Bunlar tabii zaman isteyecek. İnşallah zamanla bunu sağlayacak. İnşallah Can Hocam. Yani savaşlarda bir de ben de gördüm biraz önce sivillerin de artık dahil olduğu, yani edebin de ötesine geçildiği, yani bir orta çağda bir karanlık dönemde bile Tabii. kılıçlarını alıp birbirleriyle karşılıklı kılıçlarıyla düello yapıyorlar, savaşıyorlardı yüz yüze. Şimdi artık masum insanların, çocukların, yaşlıların bile gaddarca, edepsizce katledildiği dönemler. Allah yardımcımız olsun. Büyük bir şeyin içindeyiz. İmtihanın içindeyiz hepimiz gerçekten. Evet. Evet. Hayırlısı efendim. Şimdi geçen toplantımızda, sohbetimizde gerçek bilgileri saklanan ayetler var demiştik. Ve ben bunların sayısını 66-67 civarı belirtmiştim. Ancak bunların biz geçen toplantıda 25'ini ancak bitirebildik. O zaman 26'dan başlayacağız ve Evet. 20, 26. bilgisi saklanan ayet sırasında Ali İmran suresinin 7. ayeti. Ve 7. ayeti de esasında Kur'an'da iki türlü mesaj var der. Ve bu iki türlü mesajın ilk duyurusunu Zümer suresinin 23. ayetiyle bildirir Kur'an. Zümer suresi iniş sırasında 59. sırada. Peki Zümer suresinin 23. ayetinde Kur'an iki türlü mesajlıdır der. İlk ipucunu verir. Ancak bu iki türlü mesajın ismini ne olduğunu Zümer suresi vermez bize. İşte Kur'an'ın uyguladığı yöntem. Kur'an'ı bir bütün olarak öğreneceksiniz, bir bütün olarak düşüneceksiniz ve verdiği bilgileri yan yana getireceksiniz. Onun için aklınızı kullanın. Onun için Kur'an aklı kullanana hitap eden bir kitaptır der ya. Tefekkür, taakkul, tezekkür der. O nedenle bu nedeni bunu söyler. Şimdi Ali İmran suresinin 7. ayeti ise Zümer suresinin söylediği iki mesajın ismini söyler. Allah'ın indirmiş olduğu bu kitabın ayeti okuyorum Ali İmran 7. ayeti. Bu kitabın bazı ayetleri muhkem yani değişmez amaç özellikle herkes tarafından açık, seçik, kolaylıkla anlaşılan ve kitabın anaları der. Ümmül kitap der.
bu muhkem kurallara. Diğer kurallarda iki türlü mesaj, iki türlü kural dedi çünkü. Diğerleri de müteşabihtirler. Yani değişkendirler. Ve bunlar da ilahi sistemle ilgili ifadeler müteşabihtir. Bilimle ilgili ifadeler müteşabihtir. Bir de muhkem kurallara ulaştırıcı yöntemler müteşabihtir. İşte Kur'an'ın bu iki türlü mesajının ne olduğu konusunda tercümelere bakıyoruz. Benim elimde 23 tane Kur'an tercümesi var. İngilizce de, İngilizceler de dahil. Bunların altısında muhkem ayetler, müteşabih ayetler ismini söyler. Ama bu konuda bir bilgi vermiyor tercüme. Yine dört muhkem, dört tercümede muhkem yani açık anlamlı der. Müteşabih kalıp kapalı anlamlıdır. Ne demek istiyor? Yine bir açıklama yok. Dört tanesinde, 23'ün dört tanesinde tekrar muhkem yani değişmez, müteşabih yani değişken anlamlı yöntemler diye tercüme etmiş ki bu doğru tercüme bu olması lazım. Şimdi siz 23 tercümenin içinden sadece dördüne bir değişmez, muhkem kurallar, değişken, müteşabih kurallar anlamını verdiyseniz doğru ama 19 tanesinde yanlış, doğru tercüme yok. O zaman insanlar nasıl anlayacak bunu? Nasıl ayıracak bu mesajların? Hangisi muhkem, hangisi müteşabih diye. İşte 1400 yıldır hangi ayetlerde muhkemler nelerdir, hangi ayetlerde müteşabihler nelerdir şeklinde ayırım yapan ben bir kitap net bütün Kur'an'ı kapsayacak şekilde bir kitap ben bulamadım. Yıllarca aradım ama. Yani 55 yıllık ben Kur'an araştırmacılığım sırasında sürekli araştırdığım konulardan biri de bu oldu çünkü. Ancak maalesef bu şekilde bir derli toplu bir kitap bulamadım. Ben de tuttum 1400 yıllık süre içinde Kur'an'ın muhkem kurallarının neler olduğu konusunda ayet ayet tek tek çıkardım ve Kur'an ve Son İslam ismiyle bir kitapta bu muhkem kuralların ne olduğunu tek tek belirttim. Bu kitapta da 440 muhkem kural yani İslam'ın farz kuralları olan, hepimizin uyması gerekli olan 440 kuralı, muhkem kuralı tek tek bu kitapta açıkladım. Ve muhkem kuralları ben nasıl buldum? Yöntemler belirledim. Hani bir bilim adamının verdiği alışkanlıkla bir kolaylık olsun diye bu ayetlerdeki muhkem kuralları belirleme yöntemlerim var benim. Beş giriş şeyim var, yolum var. İşte onları ben bu kitapta açıkladım zaten. Bu Kur'an ve Son İslam kitabında. Şimdi dolayısıyla bu kitaba göre Kur'an ve Son İslam kitabında 440 muhkem kuralı anlattım. Ayrıca benim Gazi Özdemir ismiyle biliyorsunuz YouTube kanalım var. Ve bu YouTube kanalına koyduğum videoların içinde de anlattığım konular içinde de 4 tane video muhkem kuralları anlattım. Yani benim kanalımda da gene bu muhkem kuralları 4 video tarzında 400'ün 226'sı yasaklardır. 214'ü yapmamız gerekenlerdir. Dolayısıyla yapmamız gerekenleri bilmemiz, yasakları da bilmemiz bizim dindarlığımız demektir. İşte bu muhkem kuralların bütünü din demektir zaten. Olay bu. Eğer dindar olmak istiyorsak bu muhkem kuralları hiç olmazsa bir kısmını veya çoğunu veya yarısını bilirsek o zaman dindarlık yoluna girmişiz demektir. İşte 1400 yıldır İslam'ın şartı 5 denmesi zaten esasında dini 5 maddeye sıkıştırmaları en büyük afyonlardan biri olmuştur insanların. Esasında İslam'ın şartı 440 muhkem kuralın hepsidir. Sadece 5 değildir. 5, 440'ın içinde. Ama 435'i nereye gitti? Hasır aldı. Ve insanlarımız o nedenle dini sadece 5 kurala sınırlayınca 435 kural
Ortada yok. Gizlendi hepsi. Ve gelelim bir ayet daha. Bakara suresi 219. ayette. Şimdi Bakara suresi 219. ayette esasında şöyle der. Ey peygamber, insanlar sana aklı yani bilinci, muhakemeyi bulandırıcılardan sorarlar. Uyuşturucu maddelerden bahsetmiyor. Bakın uyuşturucu maddeyi almıyor. Sadece orada bilinci bulandırıcı diye ben tercüme ettim. Bakıyoruz şeye, 23 tane Türkçe Kur'an'a, 10 tanesinde sarhoş edici içkiyi diye çevirmişler. Peki arkadaş sarhoş edici içkiyi çevirdiğinde o zaman uyuşturucu maddeler nereye gitti? Onun için orada esasında sadece maddeyi orada anlatmayacaksın. İnsan bilincini bulandırıcı da muhakemeyi bozanlardan bahsetmen gerekiyor. Geniş bir kelime kullanman lazım. 23'ün 8'inde şarabı sorarlar diyor. Şarapla sınırlamış. Bilinci bulandırıcıyı. Arkasından uyuşturucu diyen var bir tanesinde tercümede bir tane ve beraber neslaş yapmış şarabı demiş. Nispeten. Bir tanesinde alkol demiş sadece. Peki diğer uyuşturucu maddeler nerede? Ki uyuşturucu madde alkolden daha tehlikelidir. Çünkü uyuşturucu maddeyi siz eczacısınız bilirsiniz. Bir sefer kullanan devamlı kullanmak durumunda kalır. Ve tedavisi de çok zordur. Şimdi 23 kitaptan 3 tanesi aklı, bilinci, muhakemeyi bulandırıcılar der ki doğrusu da budur. Şimdi dolayısıyla kelime kullanırken tercümede insanları rahatlatıcı ve kafayı karıştırıcı kelimeden uzaklaştırmak lazım. Uzaklaşmak gerekiyor. Aydınlatıcı olmamız gerekiyor. Şimdi Bakara suresinin 219. ayeti bunları sorarlar sana diyor. Ve bu ikisinde de hem kumarda hem de bilinci bulandırıcı maddelerde ağır bir yasak vardır der. Buna da ağır yasağı haram grubunu ikiye ayırıyoruz. Normal haramlar var. Bir de zincirleme başka haramlara yol açan haramlar var. İşte zincirleme haramlara yol açanlardan bir tanesi de bilinci uyuşturucu maddeler ve kumar. Bu zincirleme haramlara yol açmaya Kur'an isim der. İSM. İsim. Bizim bildiğimiz isim, ad değil. İSM. Bu İSM kelimesi Kur'an'da zincirleme haramlara, başka haramlara yol açan bir haramı tanımlamak amacıyla kullanılan bir kelimedir. İşte uyuşturucu madde ve kumar ağır haramlardandır. Zincirleme haramlara yol açan haramlardandır. Ancak der, bakın ancakı maalesef insanlara anlatmamışlar. Sadece ağır haramdır demişler. Uzak durun, zinhar, elinizi bile kolonyaya dokundurmayın alkole demişler. O kadar da ileri gitmişler. Halbuki ikinci bir ifade var. Cümleyi devam ettiriyoruz. Ancak diyor azında da faydalar vardır diyor. Bakın bilinci bulandırıcı maddeler içinde uyuşturucu maddeler hariç sadece alkol veya sarhoş edici maddeleri söylüyoruz. Onların azında da faydalar var der. Ancak onun faydalı kısmı vereceği zarardan daha azdır der. Şimdi dolayısıyla azında da fayda var kelimesini hiç söylememişler. Şimdi ben bir örnek veriyorum. Bir çocuğa çikolata yedirmeniz fazlası, ortası ve azı var. Şimdi çikolatayı normal vermek var. Ama normal vereceğim derken onu kesmiyorsunuz. Fazlasını engelliyorsunuz. İşte alkol kullanmada da sarhoşluk yasaktır.
Sarhoş olmak bir de alkolik olmak yasaktır. Ama sarhoş olmayacak kadar keyif için pek azında da fayda var dediğimiz cümleyi de gizlemezsek, söylersek insanlar rahatlar o zaman. Çünkü hani atalarımızın söylediği gibi hani içelim açılalım diye bir ifade kullanırlar ya. Bir de Hazreti İsa'nın kullandığı bir ifade var zaten. İncil'de de söyler. Sendeleyen bizden değildir der. Sendeleyen bizden değildir der. Şeyde Bektaşilik'te de vardır o. İçmesini bilmeyen içmeyecek der. Yani onun için de azı söylenmesi lazım. Azının da faydalı olabileceğini söylememiz lazım ki bilimsel araştırmalar özellikle damar sertliğinde kırmızı şarabın fayda sağladığı uzun süreli ve kalp krizinden engellediği %30 oranında engellediği konusu zaten bilimsel bir gerçek gibi. Ben ayrıntıya fazla girmeyeceğim. Çünkü bu konuyu ben özellikle bu Bakara suresi 219. ayette bu kitapta ayrıntılarıyla uzun uzun 2 sayfa anlattım ayrıntıları. Şimdi dolayısıyla evet. Yanımda duruyor hocam. Ara ara bakıyorum. Burada otururken, yayını beklerken bakıyorum böyle. Sayfalar açıp açıp. Evet, Evet. ne güzel. Şimdi tabii Yanımda. esasında bilinciniz kapalıyken bilinciniz evet, ikisi yan yana. İkisi yan yana hocam. İkisini yan yana koyuyoruz. Evet. Çünkü ikisi beraber oldu muydu o zaman gerçekten çok bilgilenerek gidiyorsunuz Kur'an'ı okurken. Ve içinize sindirerek gidiyorsunuz. Acabanız kalmıyor. Anlayarak gidiyorsunuz. Şimdi Maide 90. ayette de gene bilinci bulandırıcı maddelerle ilgili bir ayettir o da. Bakara suresi 219 gibi. Bir de Nisa suresi 43. Şimdi 3 ayette de esasında birbirini bağlayan bir yaklaşım var. Üçünde de. Ve Maide suresi 90. ayetti ki Maide suresi 112. sırada biliyorsunuz. Ve Maide suresi 90. ayette uyuşturucu maddeler şeytan işidir der. Ve orada noktayı koyar. Sakın sakın uyuşturucu maddeleri sarhoş olacak kadar, alkolik olacak kadar ve alışkanlık yapacak şekilde sakın kullanmayasınız. O zaman da şeytanın aleti olursunuz. Bilinciniz bulanır çünkü. Şimdi devam ediyoruz. Gene bir bilgisi saklanan bir ayet. En çok bilgisi saklanan ayetlerden biri de Nisa 43. ayet. Ne var orada saklanacak kelime? Cünüp kelimesi. Şimdi cünüp kelimesi Nisa 43'te ve esasında Maide 6'da da geçer cünüp kelimesi. Şimdi cünüp kelimesi tutmuşlar. Kur'an'da bakın kaç anlamda kullanılıyor. Yan tarafına yatmak anlamında kullanılır cünüp kelimesi. Secde 16, Ali İmran 191, Nisa 103, Hac 36, Maide 6'da cünüp kelimesi yan taraf demektir. Biz Arapçada cembi deriz. Cembi bir taraf. Cünüp iki taraflı demektir. Yan kısımlar. Nehrin yan kısımlarına gene cünüp denir. Şimdi bir şey yan tarafı. Yan tarafına yatmak cünüp kelimesiyle. Bir şeyin yan tarafı cünüp kelimesiyle. Uzaklaşmak, uzak durmak, uzakta olmak, bilinçten kopuk olmak. Bu da gene cünüp kelimesiyle anlatılıyor Kur'an'da. Ayetler var çünkü. Onları ben ayrıntıya fazla girmeyeceğim. Ama Kur'an'da cünüp kelimesi gerçek anlamıyla Kur'an'da başka ayetlerde kullanılırken tutmuşlar nedense Nisa suresi 43. ve Maide 6. ayetlerden cünüp kelimesine hiç ilgisi olmayan cenabetlik hali demişler. Bakın yani ne cünüp nerede, cenabetlik hali nerede? Şimdi ilgisi olmayan bir anlam vermişler cünüp kelimesine. Ve
Enteresandır. Cünüp kelimesine cenabet anlamı vermişler ama Maide 6'da da Nisa 43'te de devam ediyor ayet başlangıçtaki cünüp anlatımından sonra devam ediyor. Lemestüm kelimesi geçer Arapçasıyla. Her iki ayetin devamında. Lemestüm kelimesi esasında o cinsi münasebet anlamındaki bir kelimedir. Cenabetlik anlamındaki olan kelime o. Lemestüm kelimesi. Ve o lemestüm kelimesi cinsi münasebette bulunma hali, cenabetlik hali anlamında olan kelime maalesef tercümelerin bir kısmında kadına dokunma anlamında tercüme edilmiş. O zaman ne oldu? Kadına dokunma lemestüm kelimesi cinsi münasebet anlamında olması gerekirken kadına dokunma anlamında tercüme edilince bu sefer kadının tokalaşması sorunu çıkıyor karşımıza. Ve insanlar ön yargıya giriyor. Ya Kur'an'da böyle deniyor diye deniyor çünkü. Tercümeler öyle yapılmış bir kısmı. Şimdi dolayısıyla tercümeyi yaparken de gerçekten insanların kafasını karıştırılması çok çok tehlikeli bir durum ve insanları zora soktu çünkü. Şimdi bir de Kur'an'da tuvaletten gelme diye tercüme edilen bir kelime var. Ancak Kur'an'da geçen anlamıyla gayta yapmaktan gelme. Siz biliyorsunuz ve eczacı kökenlisin. Gayta muayenesinden biz neyi kastederiz hekim olarak? Büyük abdest muayenesini kastederiz. Büyük büyük tuvalet, evet. Yani büyük abdest yapmış olarak tuvaletten gelme hali abdesti bozan bir haldir. Lemestüm hali de, cinsi münasebet hali de abdesti bozan haldir. İki şey sadece abdesti bozuyor. Bir cinsi münasebet, cenabetlik hali, bir de gayta yapmak üzere tuvalette gelme. Ama gaz çıkarma yok, idrar çıkarma abdest bozmuyor. Gayta çıkarma Allah abdesti bozmuyor. Şimdi bunları da ilave ettiniz miydi insanların hayatını zorlaştırıyorsunuz. Halbuki öyle bir anlam yok. İlave bir anlam. Allah. Allah Allah. Ve ilave bir anlam koyduğunuz anda insanların hayatı karda kışta insanlar su peşinde koşuyor, şey peşinde koşuyor. Tedirgin oluyor bütün gün. Yani o bakımdan cünüp kelimesinin anlamını iyice yerleştireceğiz. Nisa 43 ve Maide 6'da. Bir de lemestüm kelimesini iyice yerleştireceğiz. Abdesti bozmak üzere de gayta çıkarmayı da ön plana çıkaracağız. Gizlemeyeceğiz insanlardan. Bu da önemli esasında. Ama 1400 yıldır maalesef insanların kafası bu yandan karışmış durumda. Şimdi ve Maide 6'da yine insanların kafasını karıştıran bir tercüme nedir biliyor musunuz? Okuyorum Maide 6'yı. Ey iman edenler! Salata yani sosyal yardımlaşma birlik bilinci oluşturma toplantılarına katılacağınız zaman topluma katılacağınız zaman kalabalığa insanların arasına o zaman yüzünüzü ve dirseklere kadar kollarınızı yıkayın der. Bakın abdesti tarif ediyor. Başınızı ve topuklara kadar ayaklarınızı su ile sıvazlayın, meshedin der. Kaç hareketçi oldu? Dört hareket. İkisi yıkama, yüzü yıkayacaksın ve kollarını yıkayacaksın dirseklere kadar. İki hareket, iki yıkama, iki yeri mesheleceksin. Başını mesheleceksin, ıslatacaksın. Bir de ayaklarını topuklara kadar olan kısmını da sıvazlayacaksın ve mesheleceksin. Şimdi böyle dediği halde, bakın böyle dediği halde tutuyor 23 Türkçe Kur'an'ın 11'inde yıkayın diyor ayaklar için. Ya arkadaş mesedin demiş. Sen nereden çıkarıyorsun yıkamayı? Yıkayın demiş. 23'ün 11'inde. 7'sinde meshedin demiş. 3'ünde meshedin veya yıkayın demiş. İkisi iki tarafı da
gözden şey etmiş, gözden çıkarmamış. İsteyen yıkayabilir, isteyen meshedebilir. Tabii. Şimdi dolayısıyla ikisi de belli değil. Ne dediği? Yıkayın mı diyor? Meshedin mi diyor? Ya Kur'an açık. Arapçasıyla belli. Niye peki siz kendinize göre doğru tercüme etmiyorsunuz? Yani 23 kitabın, Türkçe kitabın, Kur'an'ın sadece 7'sinde ayaklar için doğru tercüme var. Meshedin. Geriye kaldı 16 kitap. 16 Kur'an tercümesi insanların önüne konup yanlış tercümeyle konunca insanlar ne yapsın? Ve tutuyorlar kışın ortasında ayaklarını yıkamaya kalkıyorlar mecburen. Çünkü tercümelerin 16'sı öyle, 23'ün 16'sı. Yani doğru olmayan tercüme insanları hep ön yargılara, yanlış uygulamalara götürüyor. Ve dört hareketin dışında abdest alma üstü Kur'an'da yok. Çünkü asgariyi bildirdi Kur'an abdest almanın. Ama daha üstü insanların kirlilik durumuna göre kendisi bireysel olarak istediği kadar burnunu da yıkayabilir, kulağını da yıkayabilir, ensesini de yıkayabilir, ağzını da çalkalayabilir. Onlar Kur'ani değildir. Dini uygulamalar değildir. Mecburi değildir. Şartlara göredir. Şartlara göre olanı Kur'an engellemez. Kişinin inhisarına bırakır. Ama kişinin uygulaması farklı farklı olacakken bunu tutup birisi din böyle emrediyor derse ek haramlaştırma ve ek bir uygulama yapmış oluyor. O da o zaman Allah'ın Kur'an'daki açıklamalarına ters düşer. O da büyük bir sorumluluktur çünkü. Şimdi dolayısıyla bu konu da önemli. Şimdi gusül abdesti hangi hallerde alınması lazım? Eğer Bakara suresi 219 ve Nisa suresi 43'ü göz önünde bulundurursak, eğer diyor yanınıza yatmayacak kadar hafif bir bilinciniz bulanık ise hafif ama açılmak için yıkanın diye der. Açılmak için bilinciniz kendi yerine gelsin. Çünkü toplantıya gideceksiniz. İşte o toplantıya giderken bilinciniz açık olsun diye durumunuz uygun ise o zaman yıkanın kendinize gelin ve toplantıya öyle gidin der. Ama bilinciniz açık. Katılabilirsiniz, yıkanmanıza gerek yok. Ve yıkanma sadece bilinciniz bulanık ve ayakta duramayacak kadar haldeyseniz. Yanına yatmıyor ve ayakta durabiliyorsunuz ama yatmayacak şekilde. Hasta, o kadar hasta değilseniz, kafanız karışık değilse, kafanız hafif, mayhoş, kendinize iyice gelmek için o zaman gusül abdesti var. Allah'ım. Yani bu ince noktaları esasında çok iyi açmak gerekiyor insanlarımıza da. Çünkü ön yargılar 1400 yıldır bu ön yargıları birdenbire kaldırmak çok zor. Onun için iki nesil değişmesi lazım diyorum ben. Şimdi Ahzab 37. ayet var. Bu Ahzab 37. ayet esasında Hazreti Muhammed'e yapılan 9 iftiralardan birinin temel ayetidir. Sizinle o programı yaptık biz. Hazreti Muhammed'e yapılan 9 iftira. Onlardan biri de işte Ahzab 37'de yapıldı. Bu ayet alet edildi Hazreti Muhammed'e iftira için. Şimdi bu ayette örnek vereceğim, ayeti okuyorum bakın benim yaptığım tercümede. Örnek vereceğimiz olaylardan birisi şu. Olay ne? Yapılan bütün tercümeler şu anda iki tercüme hariç ki biz ikimiz ilahiyatçılardan çok sevdiğim, beğendiğim ve takdir ettiğim bir Mustafa Sağ'dır, bir de Sedat Şenermen'dir. Bu iki çok güzel yaşayın. Bu iki arkadaş çok müthiş bir doğru ve Kur'an'ı çok güzel anlayan iki kişi.
Ve bunlarla biz çok iyi bir diyaloglar halinde oluyoruz. Bunlardan Mustafa Sağ'ın bir kitabı var, Çağrı kitabı. Kur'an tercümesidir. Ve onunla bir zaman zaman diyaloglarla o da düzeltmeler yapar, ben de bazen düzeltmeler yaparım. İşte Ahzab 37. ayette Zeydüne diye bir kelime var. Zeydüne diye bir kelime var. Zeydüne. Şimdi Zeydüne kelimesi esasında aşırı demektir. Fazla demektir. Ve bu anlamda olması gereken bu kelime Hud suresi 63. ayette de geçer. Zeydüne kelimesi. Orada da fazlalık, aşırılık anlamında kullanılmış iken siz tutuyorsunuz Ahzab suresinin 37. ayetinde Zeydüne kelimesine Zeyd ismini veriyorsunuz. Kişi ismini veriyorsunuz. Ve Zeyd kişi ismi Hazreti Muhammed'in evlatlığının ismidir Zeyd. Ve tutuyorlar bu ayette o evlatlığı Zeyd ismini koyuyorlar. Ve sanki Hazreti Muhammed Zeyd'in hanımına göz koymuş gibi hanımına boşalttırıyorlar. Anlamı veriyorlar bu ayete. Ve ne oluyor? Hazreti Muhammed'e kadına düşkünlük ifadesi ve iftirası yapılmış oluyor. Halbuki orada birbirini seven iki kişi var, iki genç. Allah vahiy ile Hazreti Muhammed'e vahiy gönderiyor. Diyor ki o gençlerle konuş. O gençlerle konuş ve birbirlerini sevdiklerinden dolayı da ayrılmayı düşünmesinler. Ve onlara destek ol. Toplumun da birbirini seven gençlere destek olup evlenmelerine müsaade etmelerinde de topluma bilgi ver. Hazreti Muhammed'e söylenen bu. Birbirlerini aşırı seven gençler orada Zeydüne kelimesini, Zeyd ismini koymuşlar ve Hazreti Muhammed'e iftira etmişler. İşte bilgisi gizlenen ayetlerden biri de bu. Şimdi enteresandır. Hem bilgi gizleniyor hem de Hazreti Muhammed'e iftira ediliyor. Yani bu melaneti düşünenlerin bir taşla iki kuş vurmuş oluyorlar. Bu Zeydüne kelimesinden dejenere ederek. Enteresandır. Ve 1400 yıldır bu dejenerasyon maalesef devam ediyor. Birçok ayette, birçok tercümede bu şekilde devam ediyor. Şimdi neden? Çünkü 23 Türkçe Kur'an'ın 21'inde Zeyd ve eşi diye tercüme edilmiş. 23'ün 21'inde. İki tane tercümede, bir benim yaptığım tercüme, bir de Mustafa Sağ'ın yaptığı tercümede birbirlerini çok sevenler diye geçer. Biz o tercümeyi yaptık. Dolayısıyla 23'ün 21 tercümesi insanların önüne konduğunda o insanlar ne düşünsün? Aynı şeyi düşünür. Gene Hazreti Muhammed'in aleyhinde bir şey düşünür. İşte bu ayetten dolayı da Kur'an'dan uzaklaşanlar çok. Bu ayete dayanarak. Ve bu ayet yüzünden de dinden uzaklaşanlar çok. Bu yanlış tercümeden dolayı. Ve bu gerçek bilginin de anlatılmaması. Şimdi Ali İmran 45. ayet, 46. ayet. Yine gerçek önemli bilgilere saklanan ayetler. Bakara 185 bilgisi saklanan ayet. Ne saklanıyor biliyor musun burada bu ayetlerde? Meshedilmiş İsa kelimesine İsa Mesih diye insan ismi vermişler. Ve Mesih kelimesi esasında bir niteleme sıfatıdır. Ve niteleme sıfatı yani Hazreti İsa'nın Mesihu İsa der Arapçasıyla Kur'an'da. Mesihu yani meshedilmiş İsa. İşte sizin şimdi diyelim ki siz bir ceket, kırmızı ceket giydiniz. Kırmızı ceket giymiş Mukaddes Hanım. Ne oldu? Sizi niteleyen bir sıfat ekledik isminize. Kırmızı ceketli Mukaddes Hanım dedik.
O da meshedilmiş İsa. Yani olumsuzluklardan arındırılmış ve ilahi insanlara faydalı ilahi bilgiler yüklenmiş İsa demektir. Niteleme sıfatlı olmuş oluyor. Yani Mesih burada isim değildir, insan ismi değildir, niteleme sıfatıdır. Aynı şekilde Mehdi kelimesi de bir niteleme sıfatıdır. Mehdi sıfatı da insan ismi değildir. Mehdi sıfatı da olumlu, insanlara faydalı bilgiler anlatma ve faydalı bilgiler iletme özelliğinde olmak demektir mehdilik. Mehdi kişi ve faydalı yol gösterici bilgiler içeren, anlatan kişi. İşte faydalı bilgiler içeren kitap, o da Mehdi kitaptır. Mehdi özellikli kitap, Mehdi özellikle insan. Yoksa Mehdi bir insan ismi değil. İşte Mesih ve Mehdi esasında birer niteleme sıfatıdırlar ve insan ismi değildirler. Onun için asırlarca ta Babillerden, Sümerlerden itibaren insanların beklediği Mesih ve Mehdi daha çok beklerler ve çok kandırılırlar. İnsan olarak beklemeye devam edersek. Ama bunların niteleme sıfatı olduğunu iyice içimize sindirirsek, o zaman insanların bizi Mehdi veya Mesih diye kandırmaları mümkün olmaz. Çünkü Kur'an'daki gerçek bu. Mehdi ve Mesih bir insan değildir, birer niteleme sıfatıdırlar. Sıfattırlar. Ve bu sıfatlık o insan, peygamberler birer Mehdi'dir. Mehdi özelliklidir, öyle diyeceğiz. Kitapları da birer Mehdi özelliklidir, Mesih özelliklidir. Bakın özelliklidir. Onun için de peygamberden sonra, son Hazreti Muhammed'den sonra Mehdi özellikli kitap kalıyor. Hazreti Muhammed'in mirası olarak. İşte Hazreti Muhammed'in Mehdi özellikli olan ve Mesih özellikli olan kitabı da Kur'an'dır. Onun için Kur'an 1400 yıldır zaten aramızdadır Mehdi özelliğiyle ve Mesih özelliğiyle. Bundan sonra da kıyamete kadar Kur'an gene Mehdi özellikleriyle, yol gösterici özellikleriyle, kılavuz özellikleriyle gene aramızda yaşamaya devam edecek kitaptır. Bu bilginin de özellikle göz önünde bulundurulması çok önemli. Yoksa kandırılmaya devam ederler insanlar. Çıkar birisi ben Mehdi'yim der, çıkan birisi ben beklenen İsa'yım der ve insanları kandırıp arkalarından sürükler. Şimdi Maide 38. ayet önemli. Maide 38 ve 39. iki ayeti beraber değerlendirmemiz lazım. Nasıl değerlendireceğiz? Maide 38'de hırsızlık yapan erkek ve kadının yaptıklarına karşılık ellerini kesin diye tercüme etmişler. Halbuki orada ellerini kesin demek mecazi bir anlamdır o. Bir semboldür. O sembolün açık şekli toplumla ilişkisini kesin. Onun hırsızlık yapmasını engelleyin. Şimdi eğer devlet varsa, hukuk engelleyecek. Ama eğer devlet yoksa, hukuk yoksa o kişi belirli bir süre. Bu elleri kesme işi oldu mu olası benim merakımdır hocam. Yani gerçekten anlamakta zorlandım. Tabii bizim okuduğumuz tercümelerin hepsinde kesin yani diyor. Şimdi bakın 23 tercümenin Öyle. 18'inde ellerini kesin diye tercüme etmişler. Geriye ne kaldı? 5 tane kaldı. Hep düşündüm biliyor musunuz? Dedim ki o güzel Allah'ım insanlara yani kendi cezalandırmıyor burada da insanlara kesin mi der yani insan Mümkünse. düşündüm Bakın bir hep ayetin. küçükken düşündüm bunu yani nasıl yani Allah insanları çok seviyor kendi cezalandırmıyor da
Onlara kendi gazap, zulüm vermiyor da insanlara mı kestiriyor elini? Şimdi mukaddesen ben döne döne bir şey söylüyorum. Hemen hemen her konuşmamızda söylediğim şu. Bir ayeti tercümesini okuduğunuz zaman hangi Kur'an tercümesi olursa olsun, bakın bu da dahil, benim yaptığım tercüme de dahil, hangi Kur'an tercümesinde bir ayeti okuduğunuzda içinize bir sıkıntı veriyorsa, o tercümeyi okuduğunuz sırada veya mantığınıza yatmayan bir şey okuduysanız, bilin ki o tercüme yanlış tercüme edilmiştir. Onun için ona kesinlikle doğru kabul etmeyeceksiniz ve kendi doğrunuza varacaksınız. Çünkü burada kesin dediği konu toplumla ilişkisini kesin. Engelleyin yaptığı yanlış işten. Ve 23 Kur'an tercümesinin 18'i ellerini kesin diye tercüme ediyor. Ve 4 tanesi hırsızlığı engelleyen diye tercüme ediyor. Doğru tercüme. Bir tanesi güçlerini kesin diye tercüme ediyor. Yani bakın tercümeler onun için önemli yani. Kur'an tercümeleri gerçekten önemli. Onun için ben tercüme ederken benim de, hani demiştim daha önce. Benim 4 seneyi geçti 5 yıla kadar 5 yıllık bir zamanımı aldı bu Kur'an tercümesi. Ve bunu tercüme ederken bazen bir kelimeyi ben 5 bir hafta 10 gün düşünmüşümdür. Hangi anlamı versem acaba? Kur'an'ın ruhuna çünkü uygun tercüme yapmam lazım. Ve insanların kafasında karışıklık yaratmamam lazım o koyacağım anlamı. O bakımdan kesinlikle tercüme edenlerin çok dikkat etmesi lazım tercüme ederken. Kullanacakları ifadeler, kullanacakları anlamlar, verecekleri anlamlar insanların kafasını karıştırmayacak, insanlarda sıkıntı yaratmayacak. Çünkü Taha suresinin ikinci ayeti, gene bunu sık sık tekrarlıyorum ben bu ayeti. Ya Muhammed, biz sana Kur'an'ı sıkıntı çekesin veya sıkıntı veresin diye indirmedik der. Daha ne desin yani açıkça. O bakımdan zaten Maide 38'i eğer ellerini kesin diye tercüme ederseniz o zaman Maide 38'den sonra gelen 39'da bakın ne diyor. Ona ters düşüyorsunuz. Diyor ki her kim de yaptığı bu kötü davranıştan sonra içtenlikle pişman olursa yani tövbe ederek düzelirse onu tekrar topluma kazandırın der. Peki arkadaş, bu vatandaş eli kesilirse tövbe etmesinin ne faydası kaldı? Tövbe eder ve tövbe edip bir daha yapmayacağını söz veriyorsa affedin, affedin diyor gerekirse. Topluma kazandırın diyor. Yeter ki engellensin, yeter ki aynı hatayı bir daha yapmasın diyor. Maide 39'da. O bakımdan ayetler hep birbirini yan yana kullanacaksınız. Değilse başka ayetlerle getirip yanına getireceksiniz. Kur'an çünkü 6.235 ayetten oluşmuş. Ve onların hepsi esasında bir harmandır. Ayetten hepsi. Şimdi dolayısıyla gelelim şeyde biz ifade olarak kendi aramızda harf arasında ya şu koşanın önünü kesin diye bir ifade kullanırız. Öyle değil mi? Veya çok konuşanın sesini kesin deriz. Veya sık sık gelenin ayağını kesin deriz. Bunlar hepsi mecazi sembol anlamlarıdır. Evet. Bunları siz hemen motomot kelime anlamıyla tercüme edemezsiniz işte. Anlam tercümesi yapmanız lazım. 32. sırada Tövbe suresinin 109. ayeti. Şimdi bu ayete ben önem veriyorum. Neden? Çünkü sık sık ülkemizde sel felaketleri oluyor. Ve sel felaketleri olan şehirlerdeki sel felaketini yaptığı büyük zararların daha çok nerede olduğunu görüyoruz. Şehrin neresinde? Dere yataklarında. Dere yataklarında, evet. Öyle değil mi? Hı. Tövbe suresi 109. ayete bakıyoruz. Binasını Allah'a karşı takva içinde olarak ve sadece onun rızasını gözetmek üzere sağlam bir zemine yapan mı? Yoksa
dere yatağındaki kaygan curufların olduğu bir zemin üzerine yapıp onunla birlikte cehennem ateşine, sıkıntılara yuvarlanan mı daha iyidir der. İşte 1400 yıl önce Tövbe suresinin 109. ayeti sel yataklarına, dere yataklarına sakın sakın bina yapmayın der. Ama bu bilgiyi biz anlatmamışız. Ki insanlarımız dere yataklarına şakır şakır ellerini, binalarını yapıyorlar. Hem de çok katlı. Ondan sonra da niye evim yıkılıyor diyor. Arkadaş seni ikaz etmiş Kur'an zaten. Onun için de Kur'an'da bazı gerçekleri ciddiye almak gerekiyor. Bakın 23 Türkçe Kur'an tercümesine baktım ben. 8'inde yıkılacak bir uçurumun kenarına diye tercüme etmiş. Dere yatağı ifadesini kullanmamış. Sel artıkların ucundaki yarın kenarına 3 tanesi. 2 tanesi uçurumun kenarına demiş, tercüme etmiş. Ya arkadaş, 8, 12, 13 etti. 13, 23'ün 13 tercümesi gerçek anlamı yansıtmamış. O zaman anlam gizliliği mi oldu? Anlam kaydırması mı oldu? Bir şeyler döndü. Ve insanlar aydınlanmadı o zaman. Anlatmadık ki. Ve önlerine biz anlaşılır Kur'an diye koyduk. Ama anlamını da vermedik. Onlar nasıl öğrensinler peki o kuralları? Onun için de anlam verirken kesinlikle çok doğru ve geniş anlamlı bütün kitabı kapsayan Allah'ın vermek istediği mesajları çok iyi çözmemiz lazım. Şimdi yine Araf suresinin 157. ayetinde gizlenen bir gerçek var. Beraberinde Sad suresinin 87-88. ayetlerinde gizlenen bir gerçek var. O da nedir? Ben hızlı gideceğim çünkü 33. sıraya geldim daha. Ve bu ayetlerde Mücadele 21, Saf suresi 8, hepsinde ortak olan şey bir zaman gelecek. Şimdi bu ortamda, bu asırda, bu yıllarda halen Hazreti Muhammed'in peygamber olduğunu kabul etmeyenler ve Kur'an'ın vahiy kitabı olduğunu kabul etmeyenler, Tevrat ve İncil gibi, o kişiler bir zaman gelecek hem Kur'an'ın vahiy kitabı olduğunu kabul edecekler, hem de Hazreti Muhammed'in peygamber olduğunu kabul edecekler. Kabul edecekler ama kendi kitaplarından sorumlu olacaklar. Tevrat'a iman edenler, Tevrat'tan, İncil'e iman edenler de İncil'den sorumlu olacaklar. Eğer tamamen bırakmazlarsa, ki bu konuda da Hazreti Muhammed'e bir öneriler var. Sakın sakın Tevrat'a iman edenleri, İncil'e iman edenleri Kur'an'a iman etmiyorlar diye zorlamayacaksın der. Ve onları kendi inançlarında bırakacaksın. Çünkü biz onları kendi inandığı kitaplardan sorumlu tutacağız. Ve dolayısıyla da onları o konuda düşman da kabul etmeyeceksin. Düşman gruplar halinde karşılamayacaksın onları. Hazreti Muhammed'e yapılan öneri bu. Şimdi dolayısıyla ileriki yıllarda bunun gerçekleşebilmesi için bizim bu bilgide zaman içinde bunun gerçekleşmesine olan inancımızı bizim daima diri tutmamız lazım. Kur'an bize bunu döne döne söyledi çünkü ayetlerde. Bir de bizim İslam dininin, Allah'ın tek dini olan İslam dininin örnek ümmeti olduğumuz bilincinde de bilgisinde de olmamız lazım. Çünkü biz esasında Kur'an ile 1400 yıl önce İslam dininin, Kur'an'ın anlattığı İslam dininin kurallarını uygulamada örnek ümmet seçilmişiz biz. Bu bilgi de bizden gizlendi. 1400 yıldır bizim örnek ümmet olduğumuz bilgisi gizlendi. Anlatılmadı insanlarımıza. Onun için de biz de ne oldu şimdi bakıyoruz. Örnek ümmet görevini biz yerine getirdik mi? Hayır. Perişan halimizi görüyoruz. Şimdi dolayısıyla bunu ben biraz sonra zaten söyleyeceğim. Örnek ümmet görevi önce kimdeydi?
hangi ümmet, hangi toplumdaydı ve hangi toplumdan bize geçti. Onu da anlatacağım. Şimdi Kaf suresinin 16. ayeti de bizim iyice bilmemiz lazım. Kaf suresinin 16. ayetinde insanı biz yarattık ve nefslerinin ona ne vesveseler vermekte olduğunu çok iyi biliriz. Çünkü biz insana şah damarından daha yakınız der. Ve bu nedenle de içinden geçeni biliriz. Çünkü biz ilahi sistemden beynimizde oluşan düşünce enerjimiz yoluyla haberleşiyoruz. Ağzımızdan çıkan kelimelerin hiçbir anlamı yok. Ağzımızdan çıkan kelimelerin hiç ilahi sistemden onlar önemsemezler çünkü kelimeler çıkmadan önce beynimizde düşünce enerjisi halinde ulaşıyor zaten kayda. İlahi sistem kaydına. Şimdi dolayısıyla bu bilgiyi biz bilirsek ilahi gücün, Allah denilen ilahi gücün şah damarımızdan bize daha yakın olduğunu bilirsek o zaman Allah ile aramıza başka bir kişiyi, eşyayı veya insanı sokmayız. Çünkü doğrudan doğruya biz Allah ile muhatabız zaten. İçimizde zaten bir gücünün bir özelliğiyle. Onun için de dua ederken de gökyüzünde veya etrafta aramamıza gerek yok Allah'ı. Allah zaten hem gücüyle içimizde hem etraftaki bütün her şeyin yaratanın içindedir zaten gücüyle. Onun için de Allah'a dua ederken yarattığı mükemmelliklere düşünerek dua edeceğiz. Her yerde olduğunu düşünerek dua edeceğiz. O bilgiyi de alırsak o zaman rahatlarız. Aramıza o zaman ne put koyarız veya ne de başka bir insanı koyarız. Başka bir insanı koyma düşüncesine saplandığımız sürece başka insanlar sizi biz Allah'a ulaştıracağız. Yani aldatmasıyla bizi aldatmaya devam ederler. O zaman da hak ederiz demektir. Onun için de Kur'an bilgisini kesinlikle içimize sindirmemiz lazım. İşte o bilgileri de birbirimize hep anlatmamız lazım. Kur'an'daki gerçekleri. Yine Araf suresinin 177. ayeti var. 35. sıraya geldik. Sıralamada. Gizlenen ayetler diye. Elestü birebbiküm diye sorarlar. Dünyaya gönderilmeden önce öğrenci ruha. Allah'ı tek ilah dünyaya gittiğinde kabul edeceğine söz veriyor musun? Diye sorarlar. Evet der. Kalü bela. Onun için insanlarımız biz kalü beladan beri Müslümanız derler. Bu ifadeyi zaten dedelerimiz, annelerimiz veya belli bir yaşa gelmiş olanlarımız bilir. Ne zamandan beri Müslümansın? Kalü beladan beri der. İşte kalü bela dediğimiz olay söz verdiğinden beri demektir. Nerede söz verdik? Elestü birebbiküm diye bize sordular ve biz de evet Allah'ı tek ilah kabul edeceğimize söz verdik. İşte yaptığımız Allah ile yaptığımız yedi konulu anlaşmanın ilk anlaşma maddesi budur. İşte bu madde Araf suresinin 177. ayetinde geçiyor. Bu bilgi bizim için önemli bilinçaltımızda çünkü dünyaya gelmeden önce verdiğimiz yedi konudaki sözler var zaten bizim bilinçaltımızda. Onlar bizde olarak dünyaya geliyoruz. Sonra dünyaya gelince unutuyoruz. Unuttuğumuz için de bu sefer hatırlatmak amacıyla bize peygamberler, kitaplar gönderiliyor. Şimdi bir de din temelli gruplaşmalarda bölünmeler ve düşmanlaşmalar yasaklanmıştır Kur'an'da. Bunun yasak olduğunu bileceğiz. Kim yasaklıyor? Rum suresinin 32'ye bakıyoruz. Sizden öncekilerden Allah'ın dinini kabul etmiş olanlar ihtilafa düştükleri dini konulara dayanarak farklı dini gruplar, hizipler, mezhepler oluşturdular. İşte böyle bir hale vardırdılar ki işi de her bir grup sadece kendi görüşüyle sanki din onlarınmış gibi tavırlar takınmaya yöneldiler.
birbirlerini ötekileştirdiler, düşmanlaştırdılar. İkaz ediyor. Sakın siz de aynı şeyi yapmayın ey Kur'an'a iman edenler. Ey Hazreti Muhammed'e iman edenler. Sakın siz de din temelli gruplaşmalar, düşmanlar grupları oluşturmayın. Eskilerin yaptıkları hataları kanmayın siz de. Bu hatayı işlemeyin. Din temelli düşman grupları oluşturmayın. Dayanışma grupları oluşturun. Güç grupları oluşturun. Birlik bilinci oluşturun. O Kur'an'da döne döne söyleniyor. Ve En'am suresi 159. ayet şöyle diyor çünkü. Özellikle de dinlerini birbirine düşman parçalara, fırkalara, mezheplere, hiziplere ayıran grup grup olanlara uyma. Ve onlardan uzak dur der Hazreti Muhammed'e. Yine Müminin suresi 54. ayeti. Ya Muhammed, sen de böyle farklı yorumları gruplaştıranlarla karşılaşacaksın. O zaman hem bu gruplaşmaları kendine dert etme, hem de onlara karışma ve kendi hallerini bırak der Hazreti Muhammed'e. Demek ki dini gruplaşma, din temelli düşman gruplaşmalar Kur'an'da yasaktır. Şimdi Kafirun suresi 4-6, 37. sıraya geldik. Şimdi orada Hazreti Muhammed konuşturuluyor ve farklı inançlıların farklı uygulamalarına karışılmaması ve onlarla düşmanlığa girilmemesi ikazı yapılıyor. Ancak bu bilgi insanlara sık sık aktarılmadığı için bizler insanlar Kur'an'a iman etseler, İncil'e iman etseler, Tevrat'a iman etseler bile bu bilgiden uzak tutulduk. Anlatılmadı insanlara. Nedir bu? Kafirun suresi 4-5-6'yı beraber okuyacağım. Şöyle ki, ben asla sizin ibadet etme yönteminiz gibi ibadet edecek değilim. Siz de benim gibi ibadet edecek değilsiniz. O halde sizin inandığınız dini görüşleriniz, inançlarınız size Allah'ın bana din olarak bildirdiği bana olsun ve böylece kabul edip düşmanlık yapmayalım de diye Hazreti Muhammed'e diğer inançlara yaklaşım planı veriliyor, stratejisi veriliyor. Yani ya Muhammed sakın sen de din temelli gruplaşmaları alet olma der. İnançların ne olursa olsun onları kendi inançlarında bırak der. Onları beni baş başa bırak. Ben yanlış yapanın hakkından ben geleceğim der. Bu bilgiler esasında bütün insanlara anlatılması lazım. Kur'an'ın yaklaşımı holistik bir yaklaşım ve hümanistik bir yaklaşım, barışçı bir yaklaşım, selametli bir yaklaşım, adaletli bir yaklaşım. Yani Kur'an'ın yaklaşımı bu. Ama Kur'an yanlış anlatılıyor. Sanki hüzün dini, sanki saldırgan bir din, sanki katleden bir din diye empoze ediliyor. Uygulayanlara yanlış anlatıldığı için onlar Kur'an'ın tersine hareket ediyorlar. Farkında değiller. Çünkü öyle anlatılmış. Şimdi Allah'ın tek dini olduğu ve bunun İslam ismi olduğu ta Adem'den beri, annesinden beri, o toplumun ilk günlerinden itibaren din denilen kurallar var. Bu kuralların din diye tanımlanan ismi de İslam'dır. Yani Allah'a teslim olma ve barışı göz önünde bulundurma dini demektir İslam demek kelimesi. İşte İslam kelimesi esasında din kuralları bütünüdür. Hazreti Muhammed'in getirdiği din kuralları bütünün ismi İslam'dır. Hazreti İsa'nın getirdiğinin kuralları bütününde ismi İslam'dır. Hazreti Musa'nın Tevrat'la getirdiği din kurallarının ismi o da İslam'dır. Onun için ben ne yaptım? Kabul edilmiş Tevrat ve İncil de önceki İslam dedim. Yani Tevrat'ın bildirdiği kurallar bütünü İslam'dır. İncil'in bildirdiği
Kurallar bütünlük İslam'dır ama önceki İslamları bildirmiş onlar. Son İslam'ı kim bildirdi? Son İslam'ı da Kur'an bildirdi. Kur'an ve son İslam dememin nedeni bu. Onun için de Hazreti Musa bütün insanlara hitap ederek Tevrat'ı tebliğ etmiştir. Hazreti İsa da İncil'i bütün insanlara tebliğ etmiştir. Kur'an'da bütün insanlara tebliğ edilmiştir. Belli bir topluma, belli bir ırka veya belli bir mesleğe değil. Okur yazı aklı olup aklını kullanabilen her tür insana inancı ne olursa olsun bu kitaplar onlara hitap ediyor. Ama daha önceki kitapların din kuralları dediğimiz kurallar bütünü Kur'an'da tamamlanmıştır. Bütün kurallar bir toplandı. Kur'an hepsini içerdi. Şimdi dolayısıyla Kur'an'da da muhkem kurallar 440, İncil'de de muhkem kurallar var, Tevrat'ta da muhkem kurallar var ve bunlar birbirine yakın. Onların ne olduğu esasında toplanması lazım ama zaman ister. Şimdi ve Maide suresi 3. ayet şöyle der: ben bugün dininize son şeklini verdim. Böylece din ile ilgili nimetimi artık tamamladım ve şimdiye kadar göndermiş olduğum İslam'ı, barış, sevgi, huzur, adalet, özgürlük ve esenlik vereceği din denilen kuralları sizin içinde din olarak uygun gördüm, der Maide 3. Onun için İslam dini barışçı ve hoşgörü dinidir. Ve sevinç dinidir, huzur dini değil. Şimdi bir de Allah'ın tek ilah olduğuna iman eden her kişiye Kur'an Müslümandır. Allah'ın tekliğini ikrar eden, ona iman eden her kişi hangi kitaba iman ederse etsin, hangi peygambere iman ederse etsin hiç önemli değil. Kur'an o kişiyi Müslüman diye tanımlar. Allah'ın tekliğini kabul eden kim ise. Şimdi bir de İsra suresinin 1. ayeti. Bu asıllardan beri tartışılan ayetlerden biri de bu. Miraç konusu. Miraç. Şimdi İsra 1. ayette tüm noksanlıklardan arınmış yüceler yücesi Allah ayetlerini yani yüceliğinin delillerini göstermek için bir gece kulu Muhammed'i Mescid-i Haram'dan etrafını da mübarek kıldığı Mescid-i Aksa'ya yürüttü. Şimdi bu ayetle ilgili çeşitli fikirler, görüşler ileri sürüldü. Şimdi bir görüşe göre tarihsel bir verilerek tarihler veriliyor ve bu görüşe göre Mescid-i Aksa denilen kelime Hazreti Muhammed zamanında ilk yapılan ve Mekke'nin dışında Cerafe diye bir bölgede çok ağaçlıklı Mekke'den uzak bir yer orada inşa edilen ilk mescide Mescid-i Aksa ismi verilmiş. Ve bu Mescid-i Aksa'nın anlamı da uzak mescid demektir. Ve bu mescid Mekke'nin dışında Mescid-i Haram'da Kabe tarafı. Hazreti Muhammed'in zaten evi Kabe'nin yakınında. İşte Hazreti Muhammed'in astral bedeni, enerji bedeni bir gece alınıyor ve Mescid-i Aksa'ya götürülüyor. İşte bu Mescid-i Aksa'ya götürülüp orada bizzat Necm suresinin 6 ile 8. ayetlerinde 10. ayetlerinde geçer. Bizzat Allah tarafından Hazreti Muhammed'e peygamberlik ayrıntıları tekrar hatırlatılıyor. Şimdi bir daha şu çünkü tarihsel olarak 565 yılında Bizans kralı tarafından Kudüs'te bir kilise yaptırılıyor. Bu kilise 565 yılında Hazreti Muhammed doğmadan önce. 639 yılında Halife Ömer Kudüs'ü alınca
O kiliseyi camiye çeviriyor. Ve caminin ismini de Ömer Camii. Ve Beytül Makdis ismini veriyorlar o camiye. Zamanla daha sonra 691 yılında Emevi kralı Abdülmelik bin Mervan Kubbetü Sahra'yı yapıyor Kudüs'teki. Ve Kubbetü Sahra yapılınca yanına da o mescidi, camiyi de iyice onore ediyor, dekore ediyor ve ismini de Mescid-i Aksa diyor. Yani Mescid-i Aksa esasında 691 yılında Abdülmelik bin Mervan'ın koyduğu bir isim. O da Mekke'deki mescide hürmeten, onun ismini yad ederek, bir iddia bu, tarihsel tarihler verilerek. Bir iddia da şöyle, Hz. Muhammed'in bir gece astral bedeni alınıyor ve Kudüs'te bir mağara var. Şu anda mağaranın üstünde Kubbeti Sahra yapılı. Ve o Kubbeti Sahra'nın altında da mağaranın girişine yakın bir yerde bir kaya var ve astral beden o kayanın üzerine basıp gökyüzüne. Muallak taşı değil mi? Evet. Ve hatta orada elimizi sokuyor bir hürmeten bir koku da geliyor derler. Ve Hazreti Muhammed orada oraya basarak çıkmıştır derler miraca gökyüzüne. Bir iddia bu. O bakımdan o taşın önemi nedeniyle Kubbeti Sahra yapılmış oraya. Bir iddia, bir görüş de bu. Şimdi tabii hangi görüş doğru, hangi görüş yanlış bir onu da Allah bilir diyeceğiz. Ben herhangi bir şey demem mümkün değil. Ben görüşleri söylüyorum. Ancak burada benim özellikle duracağım konu Hazreti Muhammed'in miraca çıkması tamam gerçek. Gerçekleri gördü. İlahi yapımı hakkında bilgilendi. İşte bilgiler verildi. Tamam. Buraya kadar miraç doğru diyorum ben. Ama bundan sonrası ilave edilen kısmı. Kimler ilave etti? Niye ilave etti? Şimdi yapacağım açıklamayla buyurun siz karar verin diyeceğim. Size ve dinleyenlere. Çünkü bundan sonrasındaki ilavede Miraç konusunu okursanız çünkü bu anlattığım şeyler var Miraç anlatımında. Der ki Hz. Muhammed Allah'la sohbetten sonra dönerken dünyaya onu Hz. Musa karşılamış, yolunu kesmiş ve demiş ki Hz. Musa Hz. Muhammed'e sorarak Allah size ibadet etmek üzere günde kaç vakit uygun gördü? 55 vakit. Hz. Muhammed cevap verir 50 vakit der. 50 vakit. Şimdi 50 vakit uygun ya 50 vakit çok. Sen geri dön. Hazreti Muhammed'e söylüyor Hazreti Musa. Sen geri dön. Allah'la bir daha bir konuş. Bu çok tuhaf değil mi? Yani Allah az mı çok mu, Musa mı bilecek, Allah mı bilecek? İşte siz yavaş yavaş olayı çözmeye başladınız. Şimdi dolayısıyla Hazreti Muhammed geri dönüyormuş iddiaya göre ve Allah'la pazarlık yapıyormuş. Tekrar dönerken gene Hazreti Musa soruyormuş kaça indirdi de diye 25'e indirdi de demiş. Ha bu da çok demiş. Gene tekrar dön. Bir daha gene bir pazarlık yap. Bir daha indirsin demiş. Hazreti Musa öyle demiş Hazreti Muhammed'e. Miracın ilave kısmı bunlar. Tekrar Hazreti Muhammed dönüyor. Ne kadar oldu? İşte 5 vakite indirdi. Ha şimdi oldu demiş Hazreti Musa. Ve 5 vakit namaz bu Miraç olayına dayandırılıyor. Şimdi burada acaba Hazreti Musa neden devreye kondu? Bir, Hazreti Musa o zaman Allah'tan daha iyi mi biliyor? Bu Hazreti Muhammed'den Hazreti Peygamber'e akıl veren bir. evet akıl veren konuma sokuldu. Allah'a da akıl veren bir konuma sokuldu.
Dolayısıyla burada Hazreti Musa'ya bir ayrıcalık tanıma gayreti var. Zorlaması var. Onun için de Miraç'ın bu zorlaması, bu ilavesi bence bir ilavedir ve bir amaçlıdır. Onun için de İsra suresinin birinci ayetinin Miraç olayını biraz kurcalamak gerekir diye düşünüyorum ve yine de konuyu ancak Allah bilir diyorum. Ama akıl var, mantık var, aklımızı kullanalım. Şimdi Bakara suresinin 170-171'i gizlenen önemli bir bilgi var. Bu iki ayetin esasında her eve asılması lazım. Ve gençlerimizin de bu iki ayeti bilmeleri gerekir. Bakın ne diyor? Müşriklere yani Allah'a şirk koşanlara Allah'ın indirdiğine uyun ve şirk koşmaktan vazgeçin dense hayır biz atalarımızın uygulamalarına uyarız diye cevap verip reddederler. Ataları reddeder. Peki ya ataları doğru düşünmemiş ve doğru yolu bulamamış kimseler iseler? Devam ediyorum 171 Bakara suresi ayeti. İşte atalarının inançlarını akıl süzgeçlerinden geçirmeden taklitte takılmış ve gerçekleri kabul etmeyip küfre sapmış olanların durumu çobanın yol gösterici sözlerini ve yardım çağrılarını anlamayan, doğruluğunu bizzat araştırmadan kabul eden, eleştirmeyip sadece durup dinleyen hayvanların durumuna benzer. Yine bunlar bildiğini okuyan ve gerçekleri işittiği halde anlamayan, konuşarak cevap veremeyen, gerçekleri görmeyip akıllarını da kullanamayanlardır. Davar sürüleri gibidirler der. O zaman buradan ne mesaj alıyoruz? Atalarımızın doğruları kendi doğrularıdır. Onların zamanına göre, onların şartlarına göre vardıkları doğrulardır. Onların doğrularını okuyacağız. Mantığımızı ve aklımızı çalıştırmayla edindiğimiz doğrularla paralellik bulursak onları kabul edeceğiz. Ama aklımızı çalıştırarak onların doğrularını değil de kendi doğrularımıza varırsak o zaman aklımızı kullanmış olacağız. Onun için de der ki buradaki mesaj atalarınızın görüşlerini taklit etmeyin. Motomot taklit etmeyin. Akıl süzgecinizden geçirin. O mesajı veriyor Kur'an bize. O bakımdan hani atalarımız bilmedi de biz mi bileceğiz? Arkadaş, onların doğruları oysa, bizim de doğrularımız buysa biz bilmiş olacağız. Yani kendi doğrularımızdan sorgulanacağız çünkü. Atalarımızın doğrusundan sorgulanmayacağız ki. Atalarımız kendi doğrularından sorgulandı gitti. Biz de kendi doğrularımızdan sorgulanacağız. Onun için de herkesin benim de anlattığım doğruları lütfen akıl süzgecinden geçirerek kendi doğrularınız ise kabul edin. Benim doğrularım da size ters geliyorsa kabul etmeyin. Çünkü ben kendi doğrularımı yıllar içinde 55 yıllık Kur'an araştırmacılığımla elde ettiğim doğrularım çerçevesinde ben anlatıyorum. Mutlak doğru mu? Ben ne yapmışım Kur'an'ı incelerseniz düşünüyorum dediğim zaman bir ayetin yorumunu açıklarken ancak gerçeği Allah bilir diyorum. Çünkü ben kendi doğrularımı düşünüyorum dedim. Gerçek mi bilmiyorum. Onun gerçeği Allah bilir. O bakımdan gerçeği Allah bilir dediğim yaklaşım ve doğrularım mutlak doğru olmayabilir. Başkaları tarafından da kabul edilebilir, reddedilebilir. Ama reddedenler lütfen bilgiye dayanarak eleştiri yapsınlar ve reddetsinler. Ve bilgiye dayanarak ve edep dahilinde yapsınlar. Çünkü kendi yaptıkları eleştiri onların aynasıdır. Onları yansıtıyor çünkü. Nasıl eleştiri yaparsa kendi kişiliğini açığa çıkarmış oluyor. Şimdi Mümtehine 12.
Diyor ki ey peygamber, inandım deyip iltica eden kadınlar sığındıklarında sana karşı gelmemek üzere el sıkışıp biat ederler. Ve yemin edip söz verirlerse onların biatını ve sözünü kabul etler. Mümtehine 12. ayet kadınların el sıkışarak oy vermeleri ayetidir. Bakın 1400 yıl önce Kur'an kadınlara el sıkışarak oy verme hakkı tanımıştır. Ama bu oy verme hakkı gizlenmiş, anlatılmamış ve yok farz edilip 1400 yıl Atatürk'ün zamanına kadar kadınlara oy hakkı tanınmadı. Kur'an tanımış olduğu halde. Bu bilgi saklandı. Kur'an'ı çok iyi bilen Atatürk bu ayeti yürürlüğe koydu. Ve kadına oy verme hakkı, seçme ve seçilme hakkını verdi Atatürk. 1400 yıl sonra. Onun için de sizinle gene biz yaptık programı. Atatürk'ün devrimleri Kur'an temellidir dedik. Çünkü Kur'an'ı çok iyi bilen kişilerden biri de Atatürk'tü. Ve muazzam bir Kur'an bilgisi vardı. Ana dili gibi Fransızca ve Arapça biliyordu Atatürk. Onun için de Kur'an'ın püf noktalarını çok iyi kavramıştı. Ve imtihan eder müftüleri. Zaman zaman toplayıp. Enteresan bir, Allah rahmet eylesin. Şimdi Kasas suresi 54. ayette böylelerin ödülleri, güçlükleri göğüs gelip sabretmelerinden dolayı iki kat verilecektir. Şimdi bu ayet var. Enam 160 var. Şimdi bu ayetlere baktığımızda Bakara suresi 261 var. Hızlı gideceğim. Bu ayetlerde doğruları bulmak üzere çaba içinde olun. Herhangi bir konuda. Kur'an'da dahil herhangi bir konuda. Ancak doğruya varırsanız size 2 ile 10 arası sevap var. Olumlu puan var. Ama doğru bulma amacıyla çaba içinde oldunuz, yanlış vardınız. Yine size bir sevap var der. Çabanıza karşılık. O bakımdan Kur'an'ı yanlış yapacağım, günah işleyeceğim korkusuyla değil, daha kapağı açtığınız anda sevap almaya başlayarak okuyorsunuz. Kapağı açmanız bile size sevap veriyor. Kapağı açmaya başladığınız anda, okumaya başladığınız anda sevap almaya başlıyorsunuz. Onun için Kur'an korkulacak bir kitap değil. Öğrenmek amacıyla döne döne ömür boyu okunacak bir kitaptır. Sadece Ramazan kitabı değildir. Bu da önemli bir konu çünkü ömür boyu azar azar ömür boyu döne 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 okunacak bir kitaptır. Ve ben 55 yıldır kitabı, bu Kur'an'ı okuyor, döne döne okuyorum ve her okuyuşumda yeni bir şeylerin farkına varıyorum. Müthiş bir mucize. Müthiş bir okyanus. Döne döne oku, her okuyuşta ufkun genişliyor. Aynı bir tepeye tırmanan insan gibi. Tırmanıyorsunuz tepeye, gördüğünüz ufuk genişliyor tepeye çıktıkça. Kur'an da öyledir. Kur'an'ı okudukça ufkunuz genişliyor. Her okuyuş ufkunuzu genişletiyor. Bakış açınızı genişletiyor. Anlama kapasitenizi arttırıyor. Çok enteresan bir şey. Şimdi Nur 61'de, Nur suresi 61. ayette beraberce yahut ayrı ayrı yemek yemenizde günah yoktur diyor, kadın ve erkek olarak. Yani Nur suresi 61. ayet haremlik, selamlık konusunda kesinlikle yasaklamıyor. Ama insanlar bu ayeti gizlediler, anlatmadılar insanlara ve haremlik, selamlık konusunu çıkardılar. 1400 yıldır. Ve halen bazı yerlerde yine haremlik, selamlık uygulaması maalesef devam ediyor. Ettiriliyor. Kur'an'ın aleyhine olduğu halde. Kur'an çünkü beraberce kadın erkek beraberce yemek yemenizde bir sakınca yoktur der. Şimdi Bakara suresi 177'de ey Yahudi ve Hristiyanlar der. Makbul kişi
erdemli kişi oluş, sadece yüzünüzü doğu ve batı yönüne çevirip çevirmemeniz ilgili değildir. Peki neyle ilgili? Makbul kişi oluş. Asıl makbul kişi oluş, sayıyorum bakın, Allah'a, ahiret gününe, meleklere, kitaplara ve peygamberlere. Etti beş. İnanmak, iman etmek, imanın beş şartını saydık. Beraberinde imanın şartını beraberinde sayalım. Beraberinde de salih ameller yerine getirmeyi de ekler. Bakın Bakara suresi 177. ayette imanın beş şartının yanına, onun için ben 5+1 diyorum. Artı bir ne? Faydalı işler yapmak. Allah'ın yarattıklarına bir şekilde fayda sağlayacak faaliyetlerde bulunmak. Bunlar imanın şartlarıdır. Bakın İslam'ın şartı değil, imanın şartı. İslam'ın şartı ne dedik? Bu kitaptaki muhkem kurallar bütünü İslam'ın şartıdır. 440 şartımız var bizim. Uymamız gerekiyor. 5 tane değil, anlattık değil mi? Yayının birisinde anlattık. Anlattık. 5 tane diye anladık. Evet, 5 tane de dahil ama 440 tane. Evet. Diye anlattınız onu, evet. Evet. Yani 5 tane sadece 440'ın içinden 5 tanesi. Aynen. Şimdi bir de Cuma suresi 5. ayette gizlenen bir gerçek bir ifade var. Cuma 5. Bakın Cuma demedim ama. Cuma. Ayn ifadesini. Denizden bir ses çıkardım. Cuma. Yani toplanma. Toplanma günü. Cuma. Toplantı. Şimdi Cuma 5. ayette kendilerine Tevrat verilip de onu anlayarak okumadığı için Allah'ın buyruklarını da yerine getirmeyen topluluğun örneği, yük olarak içinde ne olduğunu bilmediği kitaplar taşıyan eşeğin durumuna benzer. Buyurun. Burada ne diyor biliyor musunuz? Tevrat'ı örnek veriyor. Kızım sana söylüyorum, gelinim sen anla. Yani ey Kur'an'a iman edenler, siz de Tevrat'a yapılan muamele gibi Kur'an'a aynı muameleyi yapmayın. Yani Kur'an, Tevrat'ı içinde ne yazdığını, ne kurallar olduğunu bilmeyenler içinde ne olduğu kitabı taşıyan eşek durumuna düştüler. Siz de Kur'an'ın içinde ne olduğunu bilmeden Kur'an'ı taşıyan duruma düşmeyin. Bakın önemli bir mesaj bu. Yani Kur'an'ı anlayarak okuyun. Üzerine düşüne düşüne, aklınızı kullana kullana okuyun Kur'an'ı. Yoksa Kur'an'ı anlamadan okursanız günaha girersiniz. Çünkü bizden istenen 214 tane kural var. Yapmamız istenen. İşte bunların arasında da Kur'an'ı anlayarak düşüne düşüne okuyun bir emirdir bize. Bu emri yerine getirmezsek günah işlemiş oluruz. 216'da yasaklar var. Bu yasakları çiğnersek güne güne işlemiş oluruz. Onun için Kur'an'ı anlayarak okuyacağız. Yoksa Tevrat'ı okuyanlar ve ne olduğunu bilmeyen kişilerin taşıdığı kitapları durumuna düşeriz. Şimdi bir de İsrailoğullarına esasında İslam dininin örnek ümmeti olma görevi verildi. Ta şeyden itibaren. Yakup'tan itibaren, Hazreti Yakup'tan itibaren. O zamandan itibaren başlamak üzere Hazreti Musa da zaten başlattı. Ve o zamandan itibaren İsrailoğullarının ümmetine İslam dininin örnek ümmeti olma görevi verildi. Ne zamana kadar? Kur'an'a kadar. Kur'an'da bu görev Bakara suresi 47, Casiye suresi 18 ve Haç suresi 78. 3 ayetle İslam dini örnek ümmeti olma görevi İsrailoğullarından alındı ve Hz. Muhammed'e, Kur'an'a iman edenler bizlere verildi.
1400 yıl önce. Ve bu görevin verildiği maalesef 1400 yıldır bizlere anlatılmadı. Açıklanmadı, insanlar hazırlanmadı. Ey ümmet, Hz. Muhammed'e iman edenler, Kur'an'a iman edenler, bakın siz İslam dininin örnek ümmeti olma görevindesiniz. Ona göre yaşayın, ona göre kuralları öğrenin ve ona göre örnek olun. Diğer insanlar sizi imrenip Hz. Muhammed'e ve Kur'an'a imanı yönelsinler. O görevi biz yaptık mı? Yapmadık. Çünkü anlatılmadı bize. Yani Kur'an'da bize örnek ümmet olma görevi verildiği anlatılmadı. Bu bilgi gizlendi. Gizlendi mi? Bilerek mi anlatılmadı? Bir düşünelim. Doğru yolu bulalım hiç olmaz. Çünkü Hac suresinin 78. ayetinde diyor ki, ey iman edenler, tek Allah'a iman etme ve muhkem buyruklarına uyma uğrunda diğer insanlara da uyarıda bulunmak ve örnek olmak üzere gereken çaba ve mücadele etmeyi, cihat göstermeyi de mutlaka ihmal etmeyin. Çünkü Allah sizi bunu yapmanız için seçmiş bulunmaktadır diyor. Onun için de Kur'an'ın bu bilgileri öğrenilmek istenmedi mi acaba? Onun için mi gizlen asırlardır? Düşünelim. Müddessir Suresi 49'da Kur'an'ın öğüt veren zikir kitap olduğu anlatılmış. Kur'an'ın sıfatlarından birisi zikirdir. Niteleme sıfatıdır Kur'an'ın. Yani yol gösterici, üzerinde düşünülücü ve ondan ders alınıcı, öğüt alınıcı bir kitaptır der Kur'an için. Ve Kur'an'ın esasında sıfatlarından biri de zikir kitaptır. Düşündürücü, yol gösterici kitaptır. Hüden kitaptır, Mehdi kitaptır. Mesih edilmiş kitaptır. Yoksa sallana sallana zikir diye tanımlanan bir ifade veya tesbih çekme çekme binlerce yüzlerce demek değildir Kur'an. Kur'an öğrenilecek, faydalanılacak bir kitaptır. Onun için anlaya anlaya düşünmemiz, düşüne düşüne okumamız gerekiyor. Şimdi dolayısıyla Sebe 13. ayetinde bilgi de enteresandır. Bize Allah'ım sana şükürler olsun diye tekerleme okuyoruz değil mi zaman zaman? Şükrediyoruz. Ama Kur'an kuru kuru şükretmeyi kabul etmiyor. Peki ne yapmamızı istiyor? Sebe suresi 13. ayette diyor ki şükredecekseniz yarattıklarıma bir şekilde fayda sağlayarak şükredin. Şükrünüzü faaliyetle gerçekleştirin. Şükrünüzün içini doldurarak şükredin. Boş şükürle olmaz diyor. Onun için de şükretmenin de gerçek uygulaması Allah'ın yarattıklarına bir şekilde fayda sağlayacak faaliyette bulunmak şükretmenin uygulamasıdır. Ve gerçek şükür o zamandır. İşte o şükür kabul edilir. Boş şükür değil. Şimdi yine Cuma 9. ayette ey iman ederler yevmil cuma der. Yani toplantı günü peygamber tarafından dayanışma, birlik bilincini pekiştirme toplantısını, Kur'an çalışmasını, birlikte dua etmeyi, namaz kılmayı çağrıldığınız zaman Kur'an'ı da öğrenmek için acele edin ve alışverişi bırakıp toplantıya katılın der. Şimdi burada belli bir gün yok toplantı için. Her zaman, her an Hz. Muhammed toplantıya çağırabilir sizi diyor. O zaman da belli bir güne toplanmıyor o zamanki toplum. Hz. Muhammed hangi gün uygun olursa, hangi saat uygun olursa ve Kur'an'ın önerdiği saatlerde genellikle güneşin olmadığı saatlerde toplanın der. Güneşin olmadığı saatlerde bir araya bilincini oluşturma toplantılar yapın. Yardımlaşma, dayanışma toplantılarını o zamanlar yapın der. İşte onun için de keşke
Şu anda camilerde, mescitlerde üçlü toplantı halinde Kur'an'ın istediği, yani birlik bilinci oluşturma toplantıları, dayanışma toplantıları, yardımlaşma toplantıları yanında Kur'an'la çalışma toplantıları, Kur'an'ı anlama toplantıları yapılsa beraber ve beraber dua edilse, namaz kılınsa, üçlü. Şimdi dayanışma toplantısı yapılmıyor. Kur'an'a beraber çalışma toplantıları yapılmıyor. Sadece haftanın bir günü, cuma günü diye tutturuldu. Cuma kelimesinin çağrışımına dayanarak cuma gününe sınırladılar toplantı gününü. O da sadece namaz kılmayla sınırlı tuttular. Yani iki uygulaması kalktı. Şimdi onun için de cuma 9'u da çok iyi değerlendirmemiz lazım. Şimdi devam ediyoruz. Az kaldı. Muhammed Suresi 31. ayet der ki, söylemekte olduklarınıza dikkat edin der. Ağzınızdan çıkacak kelimelere dikkat edin. Ne konuştuğunuza dikkat edin. Çünkü söylediklerinizi size yaşatırız der. O bakımdan hep olumlu şeyler çıksın ki olumlu şeylerle yaşayın. Onun için ağzınızda olumsuz kelime çıkmasın. Dua ederken, şükrederken olumsuz kelime kullanmayın. Şimdi bizim annelerimiz, ninelerimiz, teyzelerimiz bir yakınları yola çıktığı zaman hemen arkasından su dökeriz. Alışkanlık bu, bir gelenek. Ve kazadan beladan Allah esirgesin deriz. Ne oldu? Olumsuz iki tane kelime kullanırız. Kaza ve bela kelimesini kullanırız. Halbuki orada o olumsuz kelimeleri kullanmayacağız. Allah sizi sağlıkla varacağınız yere vardırsın. Sağlıklı bir yolculuk diliyorum. Hep olumlu söylememiz lazım. Onun için olumsuz size yaşatılır der. Olumlu size yaşatılır der. Ağzımızdan çıkacak şeyler de olumlu olsun ki bize yaşatılsın. Şimdi Nisa 7, 9, 11, 13. Miras konusuna değinir ve mirasın nasıl uygulanması gerektiğini ayrıntılarını anlatır. İşte muhkem ve müteşabih karşımıza çıktı. Miras uygulayan muhkemdir. Değişmez bir kuraldır. Her zaman geçerlidir. Her toplum için uygundur. Tartışmasız bir kuraldır. Miras uygulayın. Bu muhkemdir. Bitti. İki kelime. Ama nasıl uygulayın? Her toplum kendine göre uygulasın. Müteşabihtir. İşte nasıl uygulayın karşılığı yönetmeliklerdir. Onun için de müteşabih değişkendir. Zamana göre, topluma göre farklıdır. Peki nasıl yapacağız? Müteşabih Kur'an'da geçiyor. Onu silmeyeceğiz, kaldırmayacağız. Miras uygulayın diyeceğiz. Nokta nokta ama şöyle 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 uygulayının yanına veya nokta nokta diyeceğiz. İşte veya nokta noktayı da zamana göre ve topluma göre herkes o nokta noktayı dolduracak. Ama Kur'an'a dokunmadan. Bir nokta bu. Onun için muhkem ve müteşabihin uygulaması, kullanılımı sizinle gene bir programda yaptık. Peki o kızlarla erkekler arasındaki eşitsiz bölüşme olayı nereden çıktı hocam? O müteşabihtir. O zamana göre. O topluma ve göre. Arap kültürüne göre, evet. Kur'an'ın indirildiği o döneme göre uygundur. Kur'an'ın müteşabihleri o dönem halk toplumuna hitap eder. O topluma hitap eden müteşabihleri devam ettirme bir görüş, onların müteşabihliğin değişkenliğini kabul etme ve her toplum kendine göre kanunlarla bunu devam ettirme, bu da esasında Kur'an'ın istediği bir görüş. Yani her toplum kendine göre prensipler, müteşabihler belirleyecek. Muhkemler değil ama. Müteşabihleri, çünkü muhkem demek, muhkem kale diye bir ifade kullanırız. Yani yıkılmaz kale, değişmez kale, sağlam kale.
İşte onun için Kur'an'ın Ali İmran 7. ayetinde muhkemler için ümmül kitap der. Yani dinin anayasa maddeleri der. Dinin anayasa maddeleri muhkemlerdir. Yönetmelikler değişkendir, yönetmelikler. Muhkemlere götürücü araçlar. Onlardan müteşabihtir. Muhkemi gerçekleştirecek yöntemler müteşabihtir. İşte bu ayrımı biz yapabildiğimiz anda dinimizin kolaylığı karşımıza çıkar. Onun için bu kitabı ben önemsiyorum. Kur'an ve Son İslam muhkemler kitabıdır. Ve bunu da gerçekten bilmekte büyük bir rahatlık sağlayacak. Şimdi Ali İmran 95. ayette ek haramlaştırma yapmak yasaktır. Kur'an'da olmayan ek haramlaştırmak yasaktır, günahtır. O bakımdan ek haramlaştırmaları kesinlikle önemsemeyeceğiz. Kim derse desin. Hangi Hocam, hemen bakın, hemen yargı. Hocayı biraz daha saygılı dinleseniz keşke. Çok üzücü. Elinizdeki telefonu bırakıp biraz daha odaklanın. Ben utandım sizi dinlerken diyen kardeşime. Biraz sonra doğum günü partim var. Yayın bitmeyeceği için doğum günü partimi iptal etme çalışmalarıydı telefonla. Çocuk çoluğum evime gelecekti doğum günümü kutlamak için. Ben de onlarla yazışıyordum. Yayınım bitmeyecek. Lütfen doğum günümü kutlamaya gelmeyin şeklinde. Yargılarınız için teşekkür ediyorum sevgili canlar. Hocamız demin söyledi. Yargıdan işlemeniz. Hepinize selamlar. Gerçekten müthiş. hiçbir şey göründüğü gibi değildir. Müthiş. Değil mi? Müthiş. Hiçbir şey göründüğü gibi değildir. Hiç. Aynen. Yargı, biz burada Devam size ediyorum. hizmet etmeye çalışıyoruz. Yargılasanız da yargılamasanız da yolumuza devam edeceğiz biz. Şimdi Evet. utandığınızdan eminim. Peki. Ama utanmayın. İnsanız, Şimdi yargılı oluyoruz. Ali İmran 95'te ek haramlaştırmaları yapmayın. Bakın Allah kolaylaştırma ve her şeyi Kur'an'da açıklamış zaten. Ama askeri açıklamış. Ayrıntıya girse ciltlerle kitap göndermesi lazım. Onun için de asgari. Azami değil. Onun için de Kur'an'da kesinlikle kesin sayı verilmez. Kesin sayı yoktur. İnsanların aklına bırakır. Tefekkür edin, teakkül edin, tezekkür edin, çalıştırın. Ve verdiğimin dışındakileri siz kendinize göre uygulayın ama dinleştirmeyin. Geleneksel uygulamalar dinsel uygulamalar değildir. Geleneksel uygulamaları geleneksel olarak uygulayın ama dinsel kural olarak insanlara dayatmayın. Onun için de bu önemli. O zaman insanlara geleneksel uygulamaları dayatırsanız Kur'an'da olmadığı için ek haramlaştırma yaparsınız. O zaman da günah işlemiş olursunuz. Şimdi Bakara suresi 222 biliyorsunuz onu daha önce de konuştum. Kadınlarla ilgili ayetlerdeki sapkınlar. Yanlışlıkları. Aybaşı kanaması kadınların. Tek yasak var. Onun için ek haramlaştırmalar yapmışlar. Tek yasak var. Aybaşı kanaması sırasında kadının rahminin kılcal damarlarının ağzı açıktır, mikroba açıktır. O sırada cinsi münasebette bulunmayın. Kadın zaten hastadır. Bu sefer mikrop bulaştırırsınız. Temelde yatan buradaki emir o. Ama tutmuşlar kadının ay halini tek gün yasak yerine ilave yapmışlar. Kur'an okumaz, oruç tutmaz, namaz kılmaz, bilmem ne Evet. yapmaz, bilmem ne yapmaz. Bunlar ek haramlaştırmalardır. Günahtır, yazıktır insanlara. Şimdi Bakara 111'de demişler ki kitap ehli olanlardan bazıları Yahudi ve Hristiyanlardan başkası cennete giremez deyip duruyorlar. Bu hep insanlar arasında maalesef zaman zaman gündeme gelen konulardan biri. Cennete sadece Müslümanlar girecek. Ya arkadaş sen nereden uyarıya vardın? Bakın Kur'an seni ikaz ediyor. Yahudi ve Hristiyanlardan başkası cennete giremez deyip duruyorlar. Bu
onların kuruntusudur diyor Kur'an. Bakara suresi 111. Oku. Ya Muhammed, öyle diyenlere doğru söylüyor ve söylediklerinize de sadık iseniz bunu ispat edin diyerek ispat edici delil getirmelerini iste. Hayır, iş onların iddia ettikleri gibi değil. Doğrusu şu ki onlardan da her kim içtenlikle sadece Allah'a teslim olur, müslim olur ve salih ameller gerçekleştirirse, muhsin de olursa, böylece onun ödülü Rabbinden olacaktır. Böylelerine hiçbir korku olmayacak ve üzülmeyeceklerdir. Hangi inançta olursa olsun. Ama sen kuruntu yaptın, kuruntudur diyor çünkü. Sadece ben cennete gireceğim. Ne zaman sen cenneti satın aldın ki kendine mal ettin? Kur'an sana şey çekiyor esasında. Uyarıyor seni yani. Şimdi çünkü Câsiye 28. ayette herkes, her toplum önce ahiret hesaplaşmasında önce tabi tutuldukları kendi vahiy kitabı ile çağrılacak ve hesaba ondan çekilecektir. Kur'an söylemiş bunu. Sen nasıl hesaba çekiyorsun? Çekemezsin yani. O zaman şirke girersin. Yani insanlar elinde düdük, sen cennetliksin, sen cehennemliksin diye ayırmaya kalkışıyorsun. Allah'ın işine karışıyorsun. Çünkü o ayırım sadece Allah'a sınırlı bir yetkidir. Şimdi İsra 82. ayeti yine yanlış değerlendirilen bir ayetlerden biri. Hasta olan kişi iyileşmek için doktora başvuracak. Ve doktor bir hastalığın iyileşmesi için araç olarak ilahi sistem tarafından görevlendirilmiş kişidir. Eczacı da beraberdir. Dolayısıyla hastalık şifasını doktordan arayacaksınız. Ama tutmuşlar Kur'an'ı, şifa kelimesi var Kur'an'da ama duygusal şifa içindir Kur'an. Hastalık şifası için değil. Huzur içindir Kur'an'ın şifacılığı. Ve Allah'ın bizde istediği gibi kurallara uyma şifacılığı var Kur'an'ın. Kılavuz şifacılığı var Kur'an'ın. Yol gösterici şifacılığı var Kur'an'ın. Hastalık şifacılığı değil. Ama asıllardır hep biliyoruz Kur'an'ı şifacı olarak kullanmaya kalkıyorlar. Yanlış bir uygulama. Ondan da vazgeçilmesi lazım. Şimdi Bakara 173'te kendi Allah diyor ki kendisinden başkasının adına kesileni haram kılmıştır. Bu da istismar edilen bir ifade. Kur'an'daki Bakara suresi 173, kendisinin dışında bir hayvan kesilirken eğer birinin ismi zikredecekseniz ancak Allah'ın ismini zikredebilirsiniz. Allah'ın dışında başkasının ismini zikredemezsiniz. Veya hiç zikretmeyecekseniz, Allah'ın da ismini zikretmeyecekseniz, herhangi bir kişinin de ismini zikretmeyecekseniz hayvan kesilirken, o hayvan yenmesine müsaade ediyor ve helaldir der. Yani helal olmayan et, yolu helal olmayan kesim, Allah'ın dışında başkasının ismi zikredilerek kesilendir. Yoksa hiçbir kişinin veya Allah'ın da ismi zikredilmeden kesilen hayvan helaldir. İşte bu haram ve helal konusu maalesef son yıllarda iyice istismar edilmeye başlandı. Helal bilmem ne, helal bilmem ne, helal bilmem ne, hatta helal bilmem ne kürsüleri kuruldu. Helal bilmem ne yerleşim kurumlar kuruldu. Ya arkadaş, burada net benim adım, bir isim zikredilecekse benim adımın dışında kimseyi zikretmeyeceksin. Bitti. Ama zikretmeyeceksen zikretme. Beni de zikretme. Allah diyor. Ama başkasının da ismini zikretmeyeceksin. Hiç kimsenin ismini zikretmeden kesebilirsin diyor. O helaldir. Bu püf noktayı yakaladığımız anda işimiz, kafamız karışmaz.
Ondan sonra insanlar haram mıdır, helal midir diye bir tedirginlik hissetmezler. İnsanları huzursuz etmeye hakkımız yok. Kur'an ayetinin dışında haramlar ekleyerek. Şimdi Nazihat 30'da bitiyor zaten. Dünyanın şeklini tarif etmiş. Ve dehaha demiş. Dünyanın şekli için. Dehaha. Bunlar şimdi konuşulan şeyler. Düşünsenize hocam, 1400 yıl Ve önce halen maalesef tek tek işaret etmiş. Evet. halen bu Kur'an ayetinin Nazihat 30'un bilgisi olmayan insanların gerçek dışı konuşmaları Kur'an'ın dışında konuşmalar. Ayet net. Dehaha diş şeklindedir de dünya için. Yani deve kuşu yumurtası şeklindedir dünya der. Deve kuşu yumurtası şeklinde. Gerçekten dünyanın yuvarlaklığı çok net bir yuvarlak değil. Ekvatorlar daha bombedir. Kutuplar daha basittir. Ve bu görüntü deve kuşu yumurtası. 1400 yıl önce dünyanın yuvarlak olduğunu da küre şeklinde olduğu söylenmiş. Daha ne uğraşıyorsun ki? Kur'an'ın aleyhinde oluyor uğraşmaların. Şimdi bir de biz Kur'an'ı kolaylaştırdık. Nahl 64, Kamer 17, Enam 115 ve tamamladık diyor. İlaveler yapmayın. Kur'an'a ilave kurallar eklemeyin. Allah eksik bırakmaz ki. Allah eksik bıraktı diye kendiniz bir şeyler ekleme yarışına girmeyin. Allah bize bir kitap emanet etmiştir. Ona sımsıkı sarılın diyor. O da Kur'an'dır. Ali İmran suresi 103. Net. Bitti. Şimdi devam ediyoruz. 62'ye geldik. Bitiyor zaten. 4 tane kaldı. Şimdi 'Resullük ve Nebilik Hazreti Muhammed'den bitiyor. Ve Resul peygamber anlamında kullanılan bir kelime. Nebi yine peygamber anlamında bir kullanılan bir kelime. Ancak Nebi kitaplı olan Resul'dür. Bir de kitapsız olan Resuller var. Şimdi kitapsız olan Resul elçi, kitaplı olan Resul Nebi. Şimdi hem Resullük hem Nebilik Hazreti Muhammed'le son buldu. İşte Hazreti Muhammed'le son bulan bu görev tek kişiyle Allah'ın dini, İslam'ın kurallarını bildirme dönemi Hazreti Muhammed'le bitmiş oluyor. Artık tek kişiyle din kurallarını bildirme dönemi kapandı. Peki ne kaldı? Hazreti Muhammed'in mirası olan Kur'an kaldı. Fatır suresinin 32. ayet Hazreti Muhammed'in mirası Kur'an'dır. İşte Kur'an Hazreti Muhammed'in mirası ve dini artık herkes kendi gayretiyle, çabasıyla Kur'an'dan dini kuralları kendisi öğrenme devri başladı. Hazreti Muhammed'den sonra. Onun için hiç kimse Kur'an belli bir mesleğe hitap etmemiştir. Bütün insanlığa hitap etmiştir ve herkes kendi kapasitesi oranında, aklını çalıştırma kapasitesi oranında Kur'an'dan faydalanacak. O dönem bir başladı. Onun için de kimse bir din adamı aramasın ve Kur'an'ı ondan öğreneceğim diye, ücret karşılığı öğreneceğim diye kalkışmasın. Kur'an kesinlikle insanlara ücretsiz ve bir meslek kitabı olmadan iletilecek bir kitaptır. Bakın bunlar önemli çünkü ve 800 yıla kadar Hazreti Muhammed'den sonra esnaf hobi olarak Kur'an'ı öğrenirdi ve en Kur'an'a hakim olduğunu bildikleri veya en yaşlı olan kişiyi de camide, mescitlerde onu imam olarak kullanırlardı ama geçici olarak da 1 günlük, 2 günlük, 3 günlük ve Kur'an camilerdeki mescitlerde işler bittikten sonra herkes kendi dükkanına dönerdi. Bir meslek kitabı değildi çünkü Kur'an o zaman.
Şimdi bir de Kur'an'da şura prensibi var. Cumhuriyet idaresi. Oy vererek liderleri seçme prensibi var. Laiklik prensibi var. Çünkü Kur'an'da hiç kimsenin Hazreti Muhammed'e bile hiç kimsenin imanına karışma der. İmanı değerlendirmede beni kulumla baş başa bırak der. Onun dışında bir de Kur'an'da demokrasi prensibi var. Yani özgür iradeyle karar verme prensibi var. Adaletle davranma prensibi var. Sevgiye dayanan şefkat prensibi, barış prensibi var. Bu da demokrasiye uyar. Onun için Kur'an hem cumhuriyeti anlatır, hem laikliği ister, hem de demokratik idareyi ister. Ama bunlar da maalesef istismar edilmiş ve bu idare şekilleri saklanmıştır. Ve saklandığı için de sözde Kur'an'a iman edenlerin idarelerini görüyoruz. Padişahlıklar, krallıklar, şeyhliklerle gidiyor. Halbuki Kur'an bunları yasaklamış. Şimdi bir de bu savaş nedeniyle bir son cümleyle bitiriyorum. Ve Hz. Muhammed'in ve Atatürk'ün yaptıkları savaşların hepsi savunma savaşları olmuştur. Ve Hz. Muhammed de Atatürk de hiçbir saldırı savaşı yapmamıştır. Ve bütün savaşları da hepsini de kazanmışlardır. Mağlubiyetleri olmamıştır. Her ikisinin de. Onun için de Allah rahmet eylesin. Ve ben bugünkü sayın izleyicilerime, sabredenlere de sağlıklı bir gün diliyorum, sağlıklar diliyorum. Ve Kur'an'ı aklımızı kullanarak, kendi doğrularımıza vararak okumamızı Allah nasip etsin. Ve ben bu Kur'an'ın sesli olarak YouTube'a yüklenmesini bitirdik evvelsi gün. Ve şu anda bu Kur'an tümüyle her sure bir video olmak üzere 116 videodan oluşmuş şekliyle Gazi Özdemir YouTube kanalında dinlemenize hazır. Oo, hazır mı? Bitti mi hocam? Maşallah hayırlı olsun. Ama çok uğraştınız. Çok şükür. Geçen yıl yayınları yaparken siz Tam bitecek demiştiniz. bir senemi aldı. Tam bir Allah. senemi aldı. Çok şükür. Ama insanlarımız oturarak, yürüyerek, koşarak, iş yaparken herhangi bir anında Hocam sizin sesinizle mi? yok. Profesyonel Ha. iki kişi seslendirdi. Biliyorsunuz bu Kur'an'da ayetleri erkek seslendirdi. Ayetlerin altındaki açıklamaları da bayan sesi seslendirdi. İki ses. Yani bir bayan sesi açıklamaları, ayetlerin altındaki açıklamaları, Siz ayetleri tek de tek kontrol ettiniz onları tabii. tabii ya saniyesine işaretleyerek, tek tek dinleyerek, defalarca stüdyoya girmeden önce, stüdyoya girdikten sonra yani bayağı çok dikkat isteyen bir işti. Çok şükür bitirdik ve gözleri görmeyenler faydalansın, okuyamayanlar faydalansın, görme şansını kaybedenler faydalansın, iş yaparken yararlansınlar diye inşallah faydası olur. Elimizden geleni yaptık. Allah rızası için gerisi Allah'a kalmıştır. Can hocam, Allah razı olsun gerçekten sizden. Çok teşekkür ederiz canım hocam. Çok güzel bir yayındı. Güzel bir her şey için teşekkürler gerçekten. Ufkumuzu açıyorsunuz. Tekrar tekrar dinleyelim, tekrar tekrar okuyalım. Kitabınızı okumamız lazım tekrar tekrar. Çok sağ olun sevgili hocam. Güzel akşamlarınız olsun. Sevgili canlarım, güzel akşamlarınız olsun. Hepiniz Allah'a emanetsiniz. Sizin doğum Yarın gününüzü çok teşekkür ederim sevgili hocam. An kutluyorum. itibarıyla evet. Nice sağlıklı günlere de inşallah. Çok teşekkür ederim. Temiz Sağ gönlünüze olun. göre. Hepimizin güzel Allah'ım hepimize birliktelikle inşallah güzel yani şimdi dua edeceğim tabii ki çünkü doğum günlerinde
Cidden dualar edilmesi lazım. Aynen. Ukrayna'daki kardeşlerimize de birazdan çekileceğim. Çok teşekkür ediyorum sevgili hocam. Allah razı olsun. Sevgili canlar, güzel akşamlarınız olsun. Güzel akşamlar hepinize. Görüşmek üzere hocam.